Melike'cim, her şey için sana teşekkür ediyoruz. Rica ederim aslanım. Şimdi gelinler puan kullandılar senin için. Evet. Yarın finale gidiyoruz biliyorsun. Çok heyecanlıyız. Evet, finale sadece bir gün kaldı. O yüzden bu puanlar çok çok önemli. Evet. Başlayalım bence, ne dersin? Başlayalım, çok heyecanlıyım, sabırsızlıkla Evet, bekliyorum. Beyza senden başlayalım mı? Başlayalım aslanım. Öncelikle Melike'yi bugün bir farklı gördük. 4 gün boyunca böyle bir dişli olan Melike, evine geldiğimiz zaman çok misafirperver, sakin. Bizi şaşırttı açıkçası ama memnun kaldık. Teşekkür ederim. Mutfağından başlıyorum. Mutfak dolaplarını beğenmediğimi söyledim. Genel anlamda beğenmedim fakat kahve köşende bir şeyler yapmaya çalışmışsın. Tam olmamış, onu da söyledim. Çeyizini beğendim tabii ki de. Güzeldi, dolu doluydu. Bazı parçaların olmasa da olurdu. Yatak odan spordu ama senin tarzında. Zaten senin tarzın üzerinden yorumluyorum. Teşekkür ederim. Salonunu beğendim. Güzel. Fakat bazı parçalarını beğenemedim. Hı-hı. Fonların bana çok sade kaldı. Hı-hı. Birazcık daha bir şeyler istedim. Daha uzun istedim. Hı-hı. Başka bir şey yok aslanım. Teşekkür ederim ve puanımı açmak istiyorum isterseniz. Tabii ki. Puanını görelim Beyza'cığım. Benim sana puanım. 3 puan. Ne diyorsun? Aslında beklediğim bir puandı. Arkadaşların yorumluğuna göre tutarlı yaptığını düşünüyorum Beyza Hanım. Teşekkür ederim. Ama evime güvenerek 4 puan olduğunu düşünüyorum. Buna misafirperverliğimi ve soframı da kattığımda. Yine de teşekkür ederim ama az buldum, yani yeterli buldum. Ben Buse'ye haksızlık etmek istemedim aslanım. Buse'nin evinde daha çok şey beğendik ve ona 4 puan verdim. Burası benim için ortalama bir ev, ortalama bir puan verdim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet Reyhan. Öncelikle misafirperverliği için çok teşekkür ediyorum arkadaşıma. Gerçekten güzel bir karşılama yaptı. Daha sonrasında salonda zaten halının rengini beğenmemiştim. Koltuğun rengi bir tık koyu olmasını istemiştim. Bunları da dile getirdim. Hı-hı. Mutfakta kahve köşesi hoşuma gitti. Fakat o avizeyle bağdaştıramamıştım. Hı-hı. Bunu da söyledik. Daha sonra yatak odasında evet senin zevkini yansıtıyor. Fakat o halıyı beğenememiştik. Onu da dile getirdim. Aslan'ın puanı vermek istiyorum. Peki, puanını görelim. Benim sana puanım 3 puan. Belki benim için ortalama bir puan olabilir yakıştırdıkları ama söylemek istediğim bir şey var sana Reyhancığım. Haftanın başından beri adaletli olacağımı, puanlarıma bu tek düzede devam edeceğini söylemiştin. Bize bunu yansıtmıştın. 4 puan Selmin'e verdin, 4 puan Bulut'a verdin. Buse'nin evi güzeldi. 4 puanı gerçekten hak ediyordu. Ama Selmin'in evi zaten yaptığımız yorumlarla senin yorumlarına da kıyasla 4 puanlık bir ev olmadığını hepimiz kabul ettik. Neden hep kendinizi benimle kıyaslıyorsunuz? Seninle kıyaslamıyorum. Selmin'in evi. Senin evine verilen gayet güzeldi. Bence bu evden daha güzel benim evim. Bir dakika. Evet, önce ben cevabı vereyim, devam edebilirler sonra. Ben ilk gün söylemiştim Selmin'in evinde onun heyecanına verdiğimi, misafirperverliğinden dolayı kırıldı ya. O zaman hak yemiş olmuyor musun? Ben son gündeyim. O zaman benim de bir heyecanım var. Benim düşüncem o yöndeydi. O şekilde uyarladı. Ya da hepimizin günü her günü bir heyecanım var. Buse'ye gelince evet evini beğendim. O yüzden 4 puan verdim ve bu evi ortalama bir puan olduğu için bu 3 puan benim verdim. Benim evimi beğenmedin mi? Yani puan hayır, verdi ya. Hayır, misafirperverlikten dolayı çok kırıldı ya. Tamam. Ben senin heyecanına vermiştim. O yüzden kırmadım. Bunu dile getirdim zaten. Herkes biliyor. Ya ben bunu tutarlı bir yorum bulmuyorum. Yani tutarlı bir puan bulmuyorum. Çünkü yaptığı yorumlarla verdiği puanlarla alakasız. Benim görüşüm bu şekilde. Yani Selmin'in evine 4 verip benim evime nasıl 3 verebiliyor? Bunu anlayamıyorum. Anlamlandıramıyorum. 3 vermeme çok tepki gösterdiler. Bence gayet yerinde bir puandı. Çünkü Buse'ye haksızlık olurdu. Benim puanım, benim fikrim. Yani yapacak bir şey yok. Zaten bir vicdan meselesi haftanın başından beridir dönüyor. O ona 2 vermiş, o ona 2 vermiş. Benim vicdanım gerçekten çok rahat. Her puan verende nedendir ki vicdanı rahat? Ya o zaman bırakıyorum vicdanlarını. Aslanım yapacak bir şey yok. Ha ben burada bir müdahale edemem. Kendi takdiri yani. Vermiş, teşekkür ederim. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Evet, sağ ol.